Sayın seyirciler, dünya Suriye meselesinde Beşar Esad faktörünü konuşuyor. Beşar Esad'ın halkını konuşuyor. Peki Türkiye nasıl bir yol haritası izleyecek? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, hükümetin Esad'ı neden karşı çıktığını ortaya koydu. Tarihi bir uyarıda bulunan BTP lideri, amaç Büyük İsrail Devleti'nin kurulması diyerek ayık olma tavsiyesinde bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Orta Doğu'da yaşanan kaos üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Hükümetin Suriye'deki terör gruplarına destek verdiğini belirten Profesör Doktor Haydar Baş, Esad bize ne yaptı ki diye sordu. Nusra, El-Kaide, Suriye'yi parçalamak için Amerika'nın tetiklediği, organize ettiği, İsrail'le beraber yürüttüğü terör örgütleri, sen devlet olarak bunların yanındasın. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Sen bunları destekliyorsun. Sen ne gördün bu adamdan ya, onu söyle. Bu insandan ne gördün? Hangi bağına, hangi bahçene bir adım attı? Üzümünü, elmanı çaldı. Beşar Esad, Büyük İsrail Devleti'nin önündeki en büyük engeldir diyen BTP lideri bu yüzden hedef alınıyor tespitini yaptı. İsrail diyor ki, ben Büyük İsrail Devleti'ni kuruyorum, ilan etme noktasına geliyorum, Türkiye benim sağ kolum. Bu örgütler de benim elim ayağım. Türkiye bunlara ciddi destek veriyor. Ancak bu Esad denilen adam Suriye beni kabul etmiyor ve ben burada vatan bulamıyorum kendime. Deme Suriye Esad Büyük İsrail Devleti'ni kurmaya engel bir insan. Olay bu. Artı orada mağdur olan Filistinlileri koruyan, onlara iaşe veren, yediren, içiren adam kim? Esad. Hani siz Filistinlilerin yanındaydınız? Hepsi tiyatro, alakası yok. Büyük İsrail'e giden yolda Ankara'ya da misyonlar biçildiğine dikkat çeken Profesör Doktor Haydar Baş, Erbakan döneminde yapılan askeri anlaşmaları hatırlattı. İsrail'in pilotlarını geldiler, Konya'da eğittiler. Onlar da gitti, Müslüman Filistinlileri aşağı, yukarıdan aşağı bomba yağmuruna tuttular. Bir defa değil. O günden bugüne o pilotlar o bölgede uçaklarıyla geziyor, halkı perişan ediyor. Kim buna mani olmak istiyor? Esad. Esad onun için kötü. Zararlı. Ama kim için zararlı? Büyük İsrail Devleti'ni kurmak isteyen irade için zararlı. Onu kabul etmiyor. Onu reddediyor. Sen kalkıyorsun, Hristiyan, Yahudi ile beraber olup Müslümanın karşısına Şiidir diye çıkıyorsun. Ya bırak sen tiyatroyu. Senin asıl gerekçen Büyük İsrail'in kurulması için sana verilen görevi yerine getirmektir. Bugün İsrail'i eleştirenlere seslenen BTP lideri, eğer samimiyseniz İsrail'le yapılan anlaşmaları iptal edin çağrısında bulundu. İsrail'le Sayın Hoca'nın yaptığı bütün anlaşmaları feshetsinler. Bizim ne kaybımız var bunda? Askerini sokmayalım da. Yani silah dünyada İsrail'de mi var sadece? Bize verdiği bizim uçaklarımızı, teknik donanımını yaptığı bütün uçaklar düştü. Öyle değil mi? Yaptığın işten başına çal der kovarsın. Yapsınlar. Biz de diyelim ki hakikaten bugüne kadar yapılan işler anlamadan yapıldı. Sehven yapıldı. Dua edelim. Böyle bir şey var mı? Yok.